Sanat Aktüel programından tüm izleyenlerimize merhabalar diyoruz. Yeni bir hafta ile birlikte yeni bir programla yine karşınızdayız. Bugün yine Kaymek'ten birbirinden değerli konuklarım sizlerle olacak. Hemen konuklarımı sizlerle tanıştırmak istiyorum. Saç bakım kursu eğitmeni Yasemin Delikardeşo, kursiyeri Kübra Kaya, hoş geldiniz demek istiyorum. Girişimcilik kursu eğitmenimiz Muhammed Sadık Atik ve kursiyeri Zeynep Ayan, sizler de hoş geldiniz. Öncelikle sizi tanıyarak başlayalım Muhammed Hocam. Girişimcilik kursu eğitmenimiz. Buyurun. Evet. İsmim Muhammed Sadık, soy ismim Atik. Aslen Konya Akşehirliyim. Üniversite eğitimime Kuzey Kıbrıs Doğu Akdeniz'de başladım. Daha sonra ETE'ye geçiş yaparak Anadolu Üniversitesi İngilizce İşletme Eğitimi'ni tamamladım. Evet hocam. Sonrasında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi aldım. Daha sonra bir bankada kurumsal ticari departmanında çalıştım ve sonrasında Büyükşehir Belediyesi'nde Kaymek bünyesinde girişimcilik eğitimleri olarak görevime başladım. Kaçıncı yılımız Kaymek'te? Şu anda ikinci yılımdayım. Maşallah. Ve inanın yaklaşık iki yıllık süre zarfında çok güzel işler yaptığımıza inanıyorum. Ve zaten bunun da bir tane örneği olarak kursiyerimiz şu anda yanımızda, Zeynep Hanım. İnşallah kursiyerimizi de tanıyacağız. Yine bugün girişimcilik kursuna gelip iş yeri açan kursiyerimizle yaptığımız röportajı da ilerleyen dakikalarda yayınlamış olacağız. Yine İnşallah. Film fragmanı, kitap tanıtımı, etkinlik takvimi köşemiz de olacak. Farklı bölümler, farklı konularda bugün sizleri bekliyor diye hatırlatmış olalım. Bugün girişimcilik kursunun önemi, yine saç bakım kursunun incelikleri üzerine konuşacağız. Hemen kursiyerinizi de tanımak isteriz. Zeynep Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Artı bir Dağın Kafe işletme sahibiyim. Evet. Bundan bir sene önce bir girişimciydim diyeyim ben size. Yani iş yeri açmak için çabalayan bir bayandım. Daha sonrasında girişimcilik kursuna başladım. Muhammed Hocam'la evet. birlikte, onların da desteğiyle evet. birlikte. İş yerimi açtım. Şu anda inşallah 21 Mart'ta iş yerim 1 yaşına girecek. Hayırlı olsun. Çok inşallah güzel sonuç alacağınız bir iş yeri olur. Hayırla huzurla i̇nşallah. Devam ettireceğiniz öyle ümit ediyoruz. Yine ayrıntılara devam edeceğiz. Tabii. Diğer konuklarımızı da hemen tanımak istiyorum. Yasemin Delikardeşo. Sizi tanıyalım. Merhaba öncelikle. Merhabalar. Yasemin Delikardeşo. 25 yaşındayım. 4 yıldır Kaymek'te saç bakım eğitimini yapıyorum. Güzel, evet. Teşekkürler. Meslek Lisesi mezunuyum ve Çıraklık Eğitim Merkezi'nden usta öğreticilik aldım ve Kaymek'te başladım. Dediğim gibi 4 yıldır da buradayız. Haftanın 2 günü farklı tesislerde kurs veriyoruz. 2 tesiste o zaman 3'er gün. İnşallah onunla ilgili de modüllerimiz, konularımız neler tek tek merak ediyoruz. Paylaşacağız birazdan. Kursiyerimizi de tanıyalım. Kübra Kaya hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. İsmim Kübra, soy ismim Kaya. 21 yaşındayım. Ben de uzun zamandır Kaymek kursuna geliyorum, saç bakım kursuna. Seviyorum bölümü. O zaman şey diyelim, uzun zamandır Kaymek kurslarına katılan Kaymek müdavimlerindensiniz diyebiliriz. Evet. Hangi kurslara katıldık? İlk soruyla hatta kendinizi tanıtırken başlayalım. Hasta kabule gittim, iletişim, daha sonra bilgisayar kullanımı, saç bakım, cilt bakım. İhtisas yapmışız. Aynen evet. Devam ediyorum şu anda. Seviyorum. O yüzden devam ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Yasemin Hocam, isterseniz saç bakım diyelim. Saç neden önemli? Özellikle bayanların çok ilgisini çekiyor değil mi? Evet. Saç modelleri olsun, bakım olsun, hepsi ayrı konular. Evet. Bununla ilgili bir giriş yapacak olursak saçla ilgili neler söyleyebiliriz? Saç bayanların vazgeçilmezi. Kesinlikle. Kendilerini psikolojik olarak kötü hissettiklerinde veya iyi olmak istediklerinde değişim istedikleri zaman uğraştıkları tek şey ya alışveriş ya da kuaföre gitmektir zaten. Mutlu olmak. Mutlu olmanın formülü saçtan geçiyor. Evet kesinlikle. O yüzden de saç gerçekten çok önemli bayanlar için. Kursumuzdan dolayı da zaten saç olduğu için çok güzel talepler var. Saçlarına bakım yapıyorlar. Bakım yapmayı öğreniyorlar. Saçların yapısını öğreniyorlar en başta. Ve bir yerle gideceklerine nasıl bir model oluşturabileceklerini kafalarında canlandırıyorlar. Böylece hayal güçlerini geliştirmiş oluyorlar. Genellikle kaynağınız neler oluyor? İşte internetten de bu noktada faydalanıyor musunuz? Kataloglar nerelerden alınıyor bu saç modelleri? Bizim mesleğimiz sürekli gelişen, kendini evet. değiştiren bir branş, bir meslek. O yüzden internetten tabii ki çok büyük bir yardım alıyoruz. Özellikle yurt dışından. Mutlaka. Yurt dışı modellerini yapmaya çalışıyoruz diyelim. Videolarını izliyoruz, basit olanları izletiyoruz öğrencilere.
İnternet olarak çeşitli güzellik salonlarında özellikle isim yapmış yerlerden yardım alıyoruz. Araştırma yapıyoruz. O şekilde oluyor. Mesela günlük saç modeli farklıdır. Özel gün saç modelleri farklıdır. Siz konuları neye göre belirliyorsunuz? Yani mesela bir ay boyunca belli saç modelleri üzerine mi uygulamalar yapıyorsunuz yoksa karışık saç modellerine mi yer veriyorsunuz? Öncelikle şöyle. Belli bir mesela konseptiniz var mı? Düğün konsepti, günlük saç konsepti gibi. Var kesinlikle. Önce zaten fön çekimi dediğimiz günlük kullanılan genelde uygulamalardan başlıyoruz. Ondan sonra saç kesimi, saç şekillendirme, renklendirme olarak devam ediyoruz. Günlük yaptığımız günlük örgülerimiz var, günlük topuzlar yani günlük dediğimiz işte böyle basit ama şirin topuzlarımız var. Özel gün, kına gecesi topuzları, saçları, düğün saçları veya özel bir yemekte saçınız nasıl olmalı gibi kendimizi öyle ayırıyoruz. Çok güzel, çok keyifli olsa gerek. Kesinlikle. Videomuzu da izledik. İlerleyen dakikalarda da inşallah ekranları başında bizleri izleyen kişilerle de paylaşmış olacağız. Çok keyifli görüntülerdi. Bununla ilgili de yine konuşmaya devam edeceğiz. Hemen kursiyerinize sormak istiyorum. Kurslar nasıl geçiyor? Biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Kurslar paylaşımlar, çok, ortamlar nasıl? Çok eğlenceli geçiyor zaten. Aile ortamı var Kaymek'te de genel olarak. Orada da birbirimizin saçlarını da deniyoruz. Hani her gün yeni bir model deniyoruz. Hani birimiz bir model gördüysek geliyoruz diğer kişinin saçını da deniyoruz. Mesela ben şeyi merak ediyorum. Şimdi saç kesimi biraz daha riskli bir durumdur. Olmadığı zaman nasıl bir durum ortaya çıkıyor? Ya genelde tanıdıklarımızdan seçiyoruz onları. Evet. Ya bunu sorun etmeyecek kişileri zaten bilerek geliyorlar. Onun dışında çok fazla düzeltemeyeceğimiz bir hatamız olmadı ama bilerek geliyorlar zaten onlar da hani bize yardımcı olmak amaçlı da gelenler oluyor. Özellikle de başınızda böyle profesyonel çalışan bir kişi olduğu en için en büyük şansımız zaten. Rahatlıkla halledebiliyorsunuz. Evet. Hata olduğu zaman da evet. Değil mi? Rahatlıkla hallediliyor. Aynen, hiçbir sıkıntımız olmadı bu zamana kadar. Evet. Çok eğlenceli geçiyor. Hiç sıkılmıyoruz. Öyle devam ediyoruz. Kolay gelsin inşallah diyelim. Bu kez girişimcilik kurs eğitmenimiz Muhammed Sadık Atik ile devam edeceğiz. Girişimcilik çok talep gören branş arasında evet. Hocam. Özellikle son yıllarda, son 3 yılda işte COSGAP destekli olmasını da getirdiği bir durumla beraber daha çok talep edilir oldu. Evet. Bunun nedenleri ve girişimcilikle ilgili neler söylersiniz? Şimdi girişimciliğin talep görmesinin en önemli nedenlerinden birisi de devletimizin gerçekten bu konuda çok önemli kapılar açması. Ve ilerleyen dönemde gerçekten bununla alakalı çok farklı gelişmeler de inşallah olacak. Bu aslında girişimci olmak isteyen ve gerçekten ciddi manada iş fikri sahibi olan kursiyerlerin girişimcilik kursuna gelmesine vesile oluyor. Yani bir şekilde şu olabiliyor, sadece COSGAP desteği almak için değil. Bazen gerçekten ben işimi hocam profesyonel manada yapmak istiyorum ve bunun için girişimcilik eğitimi almam gerektiğini düşünüyorum deyip de kursumuza gelip biraz daha bakış açısını değiştirmek için gelen kursiyerlerimiz de oluyor. Yani normal aslında. İş yeri olan kişi de yani iş yeri açması gerekmiyor. Sadece iş yerini daha iyi nasıl işletebilirim kaygısında olan kişiler de tabii, kursunuza dahil olabiliyor. Dahil olabiliyor. Evet. Ama buradaki kursumuzun temel maksadı biraz daha COSGAP yönünde. Ki zaten COSGAP eğitimine katılmak isteyen kursiyerlerimize biz iş yeri açmalarını tavsiye etmiyoruz. Eğitimden sonra iş yeri açmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü COSGAP da zaten yeni girişimci desteğini iş yerini açtıktan sonra ve kaymak eğitimini yani girişimcilik eğitimi aldıktan sonra verebiliyor. Genelde öyle bir algı yanılsaması var hocam değil mi? Evet. Hani COSGAP direkt getirip para veriyormuş gibi bir algı var. Doğru. çok güzel bir yere aslında temas evet. ettiniz. Şimdi öyle bir algı oluşuyor. Aslında daha önce bu tarz uygulamalar denenmiş fakat suistimale açık olduğu için biraz tekrardan bu kaldırılmış. Şu anda biraz kişi yani girişimci ki Zeynep Hanım da mesela çok bu konuda çaba sarf etti. Kendi gerçekten ciddi emekler verdi. Ne kadar güzel. Girişimcinin evet. biraz emek para harcamasıyla birlikte daha sonra işte COSGAP diyor ki ben diyor bir iş yeri kurdum. İşte bunun için biraz masraf ettim ve bununla beraber tabii bir plan da dahilinde hareket ediyor. Yani öncesinde o masrafları kendisi yapacak, karşılayacak, vergiye tabi bir işletme olacak. Faturalandıracak. Evet, daha kesinlikle. Daha sonra da COSGAP'in desteği olacak. Aynen, COSGAP'in desteği aşamasında da COSGAP zaten yetkililer gelip inceliyorlar. Gerçekten taahhüt ettiği şeyleri gerçekleştirmiş evet. mi, iddia ettiği şeyler doğru nitelikte mi diye inceliyorlar. Daha sonra herhangi bir sakıncası yoksa zaten desteğini rahatlıkla alabiliyor kursiyerimiz. Ne güzel.
Zeynep Hanım'a da soralım. Bir yıl oldu dediniz işletmeniz. Evet. Peki bu iş yeri açma fikri öncesinde var mıydı? Nasıl doğdu? Ya aslına bakarsanız benim açmış olduğum iş yeri kendi branşımla alakalı bir iş yeri. Çünkü şey de olabiliyor, hani girişimcilik kursuna gitmeden önce kişilerin farklı bir düşüncesi olup kurstan sonra da değişebiliyor. Yok, hayır, farklı benim bir öyle değil. Alan olabiliyor, değil mi? Düşüncesinden çok daha başka alanlar seçebiliyor kişiler. Yok, benim öyle değil. Sizinki nasıl oldu? O süreci merak ediyoruz. Ben ilk başvuru yaptıktan sonra zaten yedekten kalmıştım ben kursa. Ve Muhammed Hocam sonra yedekten aramıştı beni. Çok sevinmişti böyle. Hatta kendisi de merak etmişti. Evet. Acaba kim bu? O kadar enerjik bir mutluluk geldi ki karşı taraftan haber verdiğimizde. Yani iste dedim, sanırım bu gerçekten girişimci gerçekten birisi. Gerçekten isteyen birisi. Evet, kaçırmamalıyız diye çünkü bazen düşündüm. Çok amaçsız gelebilen kişiler de olabiliyor. Tabii hani belgeyi alayım. Hani ileride kullanırım düşüncesinde gelenler oluyor. Fakat biz burada asıl gerçekten Zeynep Hanım evet. gibi... İş yeri açmak maksadıyla o fikirle gelenlere daha çok tabii ki önceliğimiz oluyor. Evet. Ben zaten Dağın Kafe'ye odaklanmıştım. Girişimcilik kursuna başladığım zaman da yani o kafeyi açacaktım. Zaten Koskep'in görmek istediği de bu. Hayırlı uğurlu olsun. Çok gerçekten Kayseri'de ses getiren kafelerden birisi oldu. Evet. Çok konuşuldu. özel olması, tabii. katılan kişilerin özel olması dolayısıyla. Yani özel çocuklarımıza zaten istihdam oluşturmak amaçlı açılan bir iş yeri. Ve aynı zamanda birazcık da farkındalık yaratmak için, insanların onlara bakış açısını değiştirmek için biz açarken dedik ki bu Kayseri'de çok güzel karşılanır. Nihayetinde de öyle oldu. Evet. Koskep tarafına bakarsak bu işin, Koskep size destek olurken güçlü bir işletme görmek istiyor. Mutlaka. Yani İnanmış. Zamanda, evet. evet. O parayı vermese de ayakta durabilecek bir işletme görmek istiyor. Büyük bir özveriyle duran kesinlikle. Ve belli sorumluluklarının bilincinde olan tabii kişiler ki. Olmasına tabii dönem ki. Veriyor. Şunu da söyleyeceğim. Biz zaten kursa gittiğimiz zaman her zaman hocam falan da derdi. Sakın hani oraya güvenip iş yeri açmayın. Çünkü evet. iş yerinin sadece hani Koskep'in verdiği işte o hibe parayla dönecek bir şekilde yürümez yani kesinlikle. Evet. Ya sağlam bir finansman gerekiyor. Ya da iyi bir işletme yani hemen kuracaksın ve güzel bir ekip oluşturacaksın ve biz bununla alakalı hani ben destek de aldım. Destek aldım çünkü Dağın Kafe gerçekten güçlü bir kafe olması gereken kafe. Çünkü benim saha elemanlarım Down sendromlu. Diğer şehirlerde vardı. Neden Kayseri'de olmasın dedik. Evet, neden çıktık olmasın dediniz. Bir yola çok da güzel oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Çok da güzel İyi ki oldu. Bu yola girmişsiniz. İyi ki, tabii ki böyle bir işletme var Kayseri'mizde. Evet. İhtiyacımız olan bir şeydi. Kesinlikle. Hayırlı uğurlu olur inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Muhammed Hocam yine girişimcilikle ilgili modül konularımızı biraz anlatalım mı? Girişimcilikte şöyle. Nelerle karşılaşacak? Evet, kurs yaptıran, girişimcilik kursuna kişiler. Şunu söyleyeyim öncelikle. Çok çabuk dolan bir kursumuz. Gerçekten rağbet gören bir kurs. O yüzden düşünenlerin çok böyle pratik bir şekilde hemen Kaymek İhtisas Merkezimize kayıt döneminde tabii ki müracaat etmesi gerekiyor. Sonrasında kursiyerlerimiz biz iki aşamalı eğitimden geçiyoruz. Evet. Yani girişimcilik kursuna gelen kursiyerimiz bir kursa geliyor ama iki tane belge sahibi oluyor. Evet, evet. MEB onaylı girişimcilik sertifikası ve aynı zamanda Koskep eğitimine katıldığına dair belge veriyoruz. Evet. Şimdi MEB bölümü biraz daha kısa oluyor. Yaklaşık iki aylık falan bir süre zarfında eğitim veriyoruz. MEB kısmında bizim biraz daha girişimciliğin temel kısımlarından bahsediyoruz. İşte işletmelerin yapısından, girişimcinin özelliğinden vesairesinden. Hani burada gerçekten kişi girişimci olduğuna inanıyor mu, inanmıyor mu? Bunu tespit ediyoruz ve bir sınav değerlendirmemiz oluyor. Daha sonra bu sınavdan başarılı olup MEB sertifikasını hak edenleri Koskep sürecine dahil ediyoruz. Onda belli bir kuralı var. Yani dahil olan herkes sonuçta belge alacak diye tabii bir durum ki, yok. Tabii ki. Yani burada gerçekten biz bir sorumluluk da üstlenmiş oluyoruz. Aynı zamanda zaten Koskep adına da eğitim vermiş olduğumuz için bu konuda çok hassas davranıyoruz ki Koskep zaten gerçekten hani bizim zaten kurumumuzun temel amacı belge sahibi yapmak değil. Önceliğimiz kursiyeri bilgi sahibi yapmak. Sonrasında zaten bir şekilde belge geliyor. Kendiliğinden evet. geliyor. Yeter ki o bilgiler bir tabii otursun, ki. Kişi ne istediğinin farkına varsın. Kesinlikle. Koskep de zaten belge sahibi yapmak için açılan kuruluşlara, eğitim kuruluşlarını denetleyip eğer sıkıntı varsa o yetkileri zaten elinden alıyor. Kurumumuz bu konuda çok hassas olduğu için gerçekten çok da rağbet görüyor ve halen çalışmalarına devam ediyor.
birinci MEB ayağını tamamladıktan sonra ikinci COSGAP kısmında da gerçekten kursiyerlerimize işte bir iş planı nasıl yazılmalıdır, iş planında nelere dikkat edilmelidir, işte daha sonra biraz muhasebe bilgisi, bunları bir şekilde aktardıktan sonra biraz daha böyle hani iş kurarken nelerle karşı karşıya kalabilirim düşüncesini biraz daha soru işaretlerini kaldırmış oluyoruz. Yani çok küçük böyle işletme mantığından biraz çıkararak biraz daha kurumsal boyuta taşımak gibi tabii, bir amaç da var. O burada. Düşüncede olanları da yönlendiriyoruz aslında. Yani normal işletme, küçük işletme açma düşüncesinde olup ya da ileride büyümeyi düşünenlere de yardımcı oluyoruz. Tavsiyelerde bulunuyoruz. Ki yani belki yeni girişimci desteğinden COSGAP'in faydalanamayacak ama COSGAP'in işkem desteği olduğundan bahsediyoruz mesela. Onlara da o şekilde COSGAP'e yönlendirmiş oluyoruz. Güzel bir süreç. Evet. Proje yazımı da herhalde dahil hocam. Proje yazımı gerekirse bu konuda dışarıdan da destek alabiliyoruz. Bazen üniversiteden, hocalardan da destek alabiliyoruz. Bizler de örnek projeleri gösteriyoruz, iş planı gösteriyoruz. Ve o esnada çok önemli bir kısım var. Atölye çalışması dediğimiz bir süreç var. Evet. O süre zarfında biz kursiyerlerimizi sahaya çıkarıyoruz. O süre zarfında ders işlemiyoruz. Bir hafta kadar bir süre zarfında. Ve o dönemde gerçekten iş yeri kurarken kursiyer nelerle karşı karşıya kalacak? Yani hangi resmi kurumlara gidecek? İş yeri kiralarken nelerle ilgili sıkıntı yaşayacak? Bunlarla alakalı biz onlardan bir sunum hazırlamalarını talep ediyoruz. Daha sonra bu sunumu zaten hazır hale geldikten sonra kursiyerlerimiz rahatlıkla şunu söyleyebiliyor ki geçen sene bu şekilde çok kursiyerlerim oldu mesela. Başlangıçta geldiğinde soru işaretleri olup daha sonrasında hocam şu anda bugünden itibaren kursun bittikten sonra rahatlıkla gidip işletmemi nerede, ne şekilde, hangi şartlarda kurabileceğime artık kendime güvenim geldi diyen birçok kursiyerlerimiz oldu mesela. Ne mutlu hocam, evet. Bunu sağladığınız için. Sözün bu noktasında işte bir başarı öyküsüne şahit olalım isterseniz. Peki. Yapılan o röportajı, evet. O renkli görüntüleri birazdan izleyeceğiz. Tabii. Evet, İrem Ev Yemekleri. Fatma Kara Mustafaoğlu'yla yapılan o keyifli röportajı hep birlikte izliyoruz. Ev yemekleri yapılıyor. Siz de günlük tadıyor musunuz? Evet, evet. Fırsat buldukça geliyoruz arkadaşlarla. Ev yemekleri olması Kayseri için büyük bir şans. Bölge için büyük bir şans. Burada aslında 3 tane bayan varken benim konuşmam da benim için şanssızlık belki ama gerçekten yemekler çok lezzetli ve çok kaliteli. Fiyat dengesi de çok iyi. Gurme olmamakla birlikte herkese tavsiye ederim. Evde yaptıklarımıza benziyor. Ev yemeği zaten ev yemeği olduğu için geliyoruz. Temizliğine, ortamın sıcaklığını beğendiğimiz için geliyoruz. Sıklıkla da geliyoruz, öyle söyleyeyim. Memnunuz, iyi ki açıldı. Yani biz burayı gerçekten çok sevdik çünkü hem çok sıcak, arkadaşımın da dediği gibi, yemekler çok lezzetli, temiz, aile ortamı gibi. Biz burada güzel vakit geçiriyoruz. Oldukça lezzetli yemekleri var. Özellikle işletme sahiplerinin temiz, titiz ve nazik davranışları buraya gelmemizde de katkısı büyük tabii ki. Herkese tavsiye ediyorum. Ortalama bir yıl öncesi Kaymek'te girişimcilik eğitimine başladım. Fakat girişimcilik eğitimine başladığımda böyle bir mekan açma fikri yoktu henüz. Ben laboratuvar işletiyorum, toprak analiz laboratuvarı. Laboratuvarla ilgili bir şube düşünerek girişimcilik kurslarına başlamıştım. Çünkü Kayseri'de toprak analiz laboratuvarı işleten bir bayan yok. Bununla ilgili bir girişimde bulunmayı istedim. Peki kursun size katkıları ne oldu bu konuda? Kursun katkıları çok fazlaydı bana. Şimdi girişimci kursuna başlayıp ilk hafta herkes birbirini tanıma, işte konulara hakim olma sürecinde bana bir soru yöneltildi. Yani hedefiniz nedir? Buraya geldiniz fakat ne yapmayı düşünüyorsunuz? Şimdi toprak analiz laboratuvarım var zaten.
Aslında bu benim için bir hedef değildi. Belki olabilir, düşünülebilir ileriki zamanda, programa alınabilir diye düşündüm. Ve o an birdenbire böyle bir mekan açma fikri doğdu. Yani aslında o ortamda lokanta açmayı düşünen ya da böyle bir ev yemekleri yapmayı düşünen bir ekip yoktu. Ekip de tamamen işte pasta işleri yapan, butik pasta çalıştırmak isteyen hanımlar vardı. Birdenbire böyle spontane gelişen bir şey oldu. Burada toplamda 4 personel çalıştırıyoruz. Aile şirketiyiz denilebilir aslında. Çünkü eşim, ben, kız kardeşim ve diğer mutfakta çalışan aşçı ve yardımcılarımız var. 15 çeşite yakın yemek çeşitimiz var her gün. Bunlardan 2 tanesi tatlı çeşitlerimiz. Sütlü tatlı ve şerbetli tatlı olmak üzere her günde 2 tatlı çeşitimiz çıkıyor. Çok yöresel değiliz. Yani çok Kayseri sofrası da denilemez. Fakat her yöreden katılan bir şeyler mutlaka oluyor gün içerisinde. Mesela bugün örnek verecek olursak kuru patlıcan biber dolmamız var, Antep yöresine ait. Yuvalama çorbamız var, yine Antep yöresine ait. Fakat Kayseri'ye, yöreye ait de mutlaka her gün bir şeylerimiz çıkıyor. Kaymağın bende çok ciddi bir hakkı var. O tabii ki inkar edilemez. Çünkü olay tamamen orada başladı. Daha sonrasında tabii oradaki hocalarımın desteği hiç eksik olmadı. Özellikle Muhammed Hoca, Seyide Yağcı. Yani halen bizimleler, hakikaten halen ellerini bizim üzerimizden çekmiş değiller. İrem Ev Yemekleri'ne teşekkür ediyoruz Fatma Hanım'a bu keyifli röportajı için. Evet hocam, başarı öyküsü dedik. Başarı öyküsüne biraz önce şahit olduk. Girişimcilik kursundan mezun olup, kursu bitirip iş yeri açan ve kurs yerimizde yapılan röportajı izledik. Neler söylemek istersiniz? Gurur verici bir durum var, tablo var. Gerçekten bu benim için çok farklı bir duygu. Hani bazen yaptığınız işin meyvesi diyebiliriz bu şeye. Yani kursumuz esnasında eğitim verdiğimiz kurs yerimiz, bakıyorsunuz bir anda bir işletme sahibi, bir hanımefendi oluyor. İş yerinin sahibi oluyor. Kendi işini kurmuş oluyor. Hatta Fatma Hanım'ın başlangıçta çok iş yeri açma gibi fikri yokmuş sanırım. Evet. İş yeri açma aslında şöyle, toprak analizi üzerine kendisinin yapmış olduğu çalışmalar var eşiyle birlikte. Fakat bundan çok şey değildi. Yani zaten röportajda da belirtti. Derste de bizzat bunları yaşadı. Evet. Sonrasında beraber çalışmalarımızla, benim işte birebir görüşmelerimizle, şimdi sadece ders değil, bazen kursiyerlerimiz gelip bize istişare edebiliyorlar. Yapacağı işle alakalı ne yapabilirim? Onları yüreklendirmemiz nasıl gereken durumlar olabiliyor. Tabii ki. Özgüven kaybı yaşayabiliyorlar. Evet. Sonuçta bilmedikleri bir şeyle karşılaşacaklar, iş ortamıyla karşılaşacaklar. Evet. Yani onlarda mevcut olan cesarete biz bir girişimci ruh katmaya çalışıyoruz aslında. Bizim amacımız bu. Zaten cesaret olmayan kişi gerçekten girişimcilik boyutunda sıkıntı yaşayabilir. Fakat birazcık dahi cesaret olanlar mesela geldiğinde bambaşka bir dünyaya kapı açıyor. Mesela Fatma'nın gördüğünüz, şahit olduğunuz, dedi ki ben dedi bir anda kendim dedi bu işin şeyinde buldum. Hani bu iş yerini açtım dedi. Aslında bu düşüncem tam da yoktu dedi. Ve aslında bu dersi almış olduğu eğitimlerin de faydasıyla beraber. Niye? Çünkü biz orada gerçekten yapılabilecek işler ya da arz talep potansiyel bölgesi. Şimdi Fatma Hanım bu konuda gerçekten çok profesyonelce davrandı. Yeni Adliye Bölgesi'nde açmış olduğu işletme gerçekten müşteri kitlesi zaten belli bir kitle olarak katılıyor. Bu başarı öykülerinden sadece biriydi hocam. Tabii ki. Kaymak yine başarı öyküleri yazmaya devam ediyor ve bu noktada devam edecek. İnşallah. Bunun kanıtı ve göstergesiydi. Kesinlikle. Yani bizler de bunda elçilik etmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince kursiyerlerimize bilgilerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Ve bunun eserini de zaten görüyoruz inşallah. İnşallah. Zeynep Hanım, siz neler söyleyeceksiniz bu işletmeler konusunda? Biraz önce yine işletmeci bir arkadaşınızın işte iş yeriyle ilgili görüntülerinizi aynı sınıftaydı Fatma Hanım. Öyle mi? Tabii. Büyük bir heyecan uyandırmıştır. Sonuçta aynı mekanları paylaşmış olduğunuz bir kişi. Ya tabii ki. Zaten biz Fatma Hanım'la da şu anda real hayatta görüşüyoruz. Fikirleri paylaşıyoruz. Mesela ben Fatma Hanım'ı arıyorum. Fatma diyorum, şöyle bir işe girişeceğim. Ne diyorsun, nasıl olur falan diye. İş yeri açmak gerçekten bir cesaret işi aslında. Ama insan... Cesaret olmadan da sanırım başarıya ulaşmak çok mümkün değil. Ama... Belli riskleri göz ardı etmemeniz gerekiyor. Hani risk alarak ilerlemeniz gerekiyor. Aslına bakarsanız ben kaymak kursuna gitmeden önce çok fazla risk
yok diyordum ya. Yani ne risk olacak işte, açarsın işletmeyi, işletirsin. Ben bir de hani olaya biraz manevi bakıyorum. İşletemezsen kapatırım diye mi düşündünüz? Ben öyle düşünmedim. Evet. Ben kapatmamam gerekiyor diye düşündüm. Çünkü yapmış olduğumuz iş o çocukları da bir şekilde kapsıyor. Biz o çocuklara bir şekilde eğitim veriyoruz. Evlerinden çıkarıyoruz. Evet. Hadi çay getir, kahve getir saha elemanlarımıza. Hadi biz başka bir iş yapalım. Hani olmadı diyelim. Kapıyı kilitleyelim gidelim, ama o çocuklar için de düşünmemiz gerekiyor. Zaten ben bu esnada Cemil Olgaç'tan çok büyük destekler aldım aynı zamanda. O da Kayseri'de ticaretle uğraşan birisi. Dağım Kafe'yi zaten açacağımı bilen biriydi ve açtığım esnada çok çok büyük destek aldım. Ve daha sonrasında hani o ne olacak ya, açarım işletirim olmuyor. En büyük değil. Herhalde özgüven de yanınızda birilerinin desteğini hissetmek. Hani tek başınıza olsanız belki işin içinden çok çıkamayacağını algılarsınız, evet, ve olmayacak dersiniz, geri çekersiniz kendinizi, ama hani bu manevi, maddi birçok desteğin olması da insanı daha çok yüreklendiriyor olsa ve gerek. Ve kaymak eğitimi de Zeynep Hanım'ın bakış açısını biraz daha değiştirdi. Çok değiştirdi. Kesinlikle mesela değiştirdi. Ben mesela vizyon, misyon. Ben dedim 10 sene sonra kendimi nerede görüyorum? Ben ne yapmak istiyorum? Hocamız bir gün bize dedi ki kendinizi 10 sene sonra nerede görüyorsunuz? Evet, şimdi bir hedefim var ve ben o hedefe ulaşmak için koşuyorum. Dağım Kafe açılacak ama 10 sene sonra gerçekten ben ne istiyorum? Emeklemeden de koşulmuyor Zeynep Hanım, değil mi? Önce emeklemeye başlayıp hani bir şeylere ulaşmış olmaktan sonra hani bir insan kendini zirveye taşımaya başlıyor galiba. Bu bir süreç. Sonra diyorsun ki evet, benim işletmemin ayakta kalması gerekiyor ve ben bu işletme için ne yapabilirim? Hizmet sektörü sürekli değişiklik ister. Yenilik ister. Gelişim evet. İster. Mutlaka. Çünkü hani gelen misafirlerimiz, zaten bizim Dağım Kafemize gelen hiç kimse müşteri değildir. Herkes misafirdir. Misafir. Çünkü çocuklarımızla manevi bir hani manevi boyutta bir şey yaşarlar onlar. Özellikle çocukların birliğinin oluşması da önemli. Kesinlikle. Ve diyorum ya, işletme sahibi olmak veya olduktan sonra yürünen adım çok önemli. O nasıl yürüyeceğiz? İşletmeyi ayakta tutabilmek, onun hesabı, kitabı, yani sadece ben kasayı kapattım, İşte bitti, yok. Bugünü bitirdim, yok, değil. Yok, hayır, değil. Evet. Ve biz aslında kurslarımızda kurseyerlerimize şey de veriyoruz. Mesela az evvel Zeynep Hanım misafir dedi, müşteri değil dedi. Evet. Gerçekten bu konuda da katkı çok sağlamaya çalışıyoruz. Tabii ki. Hani. Zaten hizmet sektöründe özellikle otel işletmelerinde, kafelerde, restoranlarda artık müşteri ifadesi çok fazla kullanılmamaya başladı. Ve bu konuda gerçekten işte müşteriye yaklaşım konusunda, onlarla iletişim konusunda ya da para kazanmak değil de önceliğin müşteriyi kazanmak, onun İnsan gerçekten odaklı çalışıldığını göstermek gerekiyor. Evet, belki o konuda gerçekten eğitimlerimizde de elimizden gelen, yani sadece işte hesap kitap, evet, işte muhasebe, şu bu değil de gerçekten kendilerinin kişisel bakış açılarını biraz daha vizyonlarını değiştirecek, geliştirecek şekilde de bir yapı sağlıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz bu konuda. İnsanları daha çok nasıl mutlu edebilirim kaygısı oluşuyor haliyle. Evet. Gönül birliği de olduğu zaman her şey herhalde tadında devam ediyor. Evet. Mutlaka. Evet. Bu kez saç bakım kursu eğitmenimiz Yasemin Deli Kardeşoğlu'yla devam etmek istiyorum. Yasemin Hanım, kış ayının yaklaşmasıyla beraber saçta önemli uğraşılardan birisi oldu haliyle. İşte saçlar yıpranmaya başladı, farklı model arayışları, süreçleri başlamaya başladı. Bununla ilgili neler söyleyebiliriz? Yine bakım kürleriyle ilgili de sizden güzel ufak tüyolar almak isteriz. Karışımlar, doğal bakım kürleri, maskeler. Bununla ilgili önerilerinizi de inşallah istiyoruz. Tabii. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle sonbahar getirmiş olduğu zaten bir saçlarda artış, yani yıpranma vardı. Kış ayıyla da bu yıpranma daha da arttı. Özellikle mesela saçımızı yıkadığımızda mecbur kurutmak zorundayız. Islak olduğu için, hasta olma ihtimalimiz çok fazla olduğu için mecbur kurutuyoruz. Bu da daha fazla bir ısıya maruz kalmasına neden oluyor ve saçları kırıyor. Aynı zamanda mevsim geçişlerinde saç dökülme de çok artıyor. Peki bu fön makinelerini çok fazla kullanmak hani o da saçı yıpratmıyor mu? Veya düzleştiriciler, hı-hı, bu fişli farklı, hı-hı, şeyler. Tabii ki onlar çok fazla yıpratıyor. Hı-hı. Ne kadar bizim kullandığımız, yani kuaför salonlarında kullanılan makinelerin ayarları çok fazla olsa da saça tabii ki çok fazla zarar veriyorlar. Olabildiğince
daha düşük voltajlı ürünler kullanmak gerekiyor mesela. Saçımızı ıslak bırakamayacağımıza göre kurutmak zorundayız. Ne yapacağız o zaman? Daha az. Mesela iki seviye varsa bir seviyede kurutacağız saçımızı. Evet. Düzleştirici yapmak yerine doğal kurumasını sağlayacağız. İşte ıslak taramayacağız, kuru taramayacağız, nemliyken tarayacağız gibi ufak tefek şeylere dikkat etmek gerekiyor. Saç dökülmesinde dediğim gibi en çok mevsim sıkıntımız var. Mevsim geçişlerinde çok fazla oluyor. Kesinlikle. Bir de suların da etkisi var. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Tabii ki sadece dökülmeyi mevsime bağlayamayız. Birçok nedeni var. Stres, genetik olmak üzere. O yüzden öncelikle onlara bir bakmak lazım. Mesela kansızlık var mı dökülmede? Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ya kış aylarında özellikle çok fazla düzleştirici gibi ürünler kullanmamak gerekiyor. Dediğimiz gibi çok yüksek ısısı olan ürünler tercih edilmemeli. Doğal bir saçlar. İşte dışarı çıktığımızda mutlaka beri atkı kullanmamız gerekiyor. Saçlarımız daha fazla yıpranmasın diye. Ama tabii ki bu da hava almayacak şekilde olmayacak. Nefes hava alacak şekilde. Evet, saçların nefes alması gerekiyor. Evet. Bunun dışında kış aylarında özellikle bakıma çok dikkat etmek gerekiyor. Mesela kesimler bu yıl kış aylarında hangi kesimler daha ağırlıkta? Neler tercih ediliyor? Genelde hangi renkler tercih ediliyor? Düz kesimler genelde tercih ediliyor. Kuru kesim dediğimiz kesim, hatlı kesimler tercih ediliyor. Çünkü bayanlar görünüme özel önem verdikleri için şapka taktıklarında saçların dümdüz olması için genelde kuru kesim yapıyoruz özellikle. Evet. Onun dışında renklerde ombre dediğimiz çok refaşta olan bir saç renklendirme işlemi var. O çok fazla tercih ediliyor. Kışın kızıl renklere biraz daha gidiliyor. Kırmızı ve beyaz uyumu olsun diye karda özellikle. Kızıl tonlar ve bakır tonları daha çok tercih ediliyor. Onu da tabii makyajda da bütünlemeleri gerekiyor. Evet, kesinlikle. Evet. Yine diğer sorumuz bu kürlerle ilgili neler önerebiliriz? Kürler önce bakım şöyle. Bakım kürlerinden. Evde basitçe uygulayabilecekleri kürlerden. Önce şunu söyleyeyim. Tamam. Önce şunu söyleyeyim. Mesela saçlarımıza çok dikkat etmemiz lazım dediğimiz gibi. Bu saçlarımız işte kıl kökümüz de vücudumuzla bağlı olduğu için öncelikle vitamine ve yediğimiz besinlere dikkat etmemiz gerekiyor. Saçımızın sağlıklı ve parlak olması için. Vitaminine dikkat etmemiz lazım. B12 eksikliği veya kansızlık gibi birçok nedenler etkiliyor saçlarımızı. Saçların uzamasını da etkiliyor mu B12 vitamini? Etkiliyor tabii ki. Yani tamamen vücuttan alıyor saç. Kıl kökü vücudumuzda olduğu için yani başımızda olduğu için, kafatasında olduğu için diyelim. Genellikle de hani çocukların saçını hemen kestirin işte vitamini gidiyor derler. Bu doğru bir şey midir? Yok değil tabii ki. Yok onunla alakası yok. Hani mesela şey derler kazıtında daha çok çıksın. Evet. Bunlar doğru şeyler değil. Genelde önceden gelinen kulaktan dolma olan bilgilerdir. Yani normalde gerçekliği olan bilgiler değil. Bakım kürlerine de gelirsek mesela en çok kullanılan zeytinyağı kürleri. Genelde has zeytinyağınız varsa onunla saçlarınıza pratik bir bakım yapabilirsiniz. İşte saçlarımıza direkt sürüp veya zeytinyağıyla balı, bir kaşık balı karıştırıp kullanabiliriz. Veya 4-5 yemek kaşığı bal, zeytinyağı ve içine 5 yemek kaşığı zeytinyağı içine 2 tane yumurtayı kırıp yumurta. Onu karıştırıp saçlarımıza sürebiliriz. 2 hafta yaparsak saçlarımız parlak bir görünüme sahip olur. Evet, güzel. Saç dökülmelerde de şampuanımızın içine badem yağını damlatabiliriz veya çeşitli ampullerden yararlanarak bir kendimiz evde kür oluşturabiliriz. İşte B12 sağlamak için özellikle. Kapsülleri. Bebanten kapsülü, badem yağı ve güzel kokması için biraz da lavanta yağı katıyoruz şampuanların içine. Karıştırıyoruz ki her kullanımda saçımızı her yıkadığımızda kullanmış oluyoruz. Saçlarımızı da canlanmasını sağlıyor. Daha canlı, daha sağlıklı saçlar için bu kürleri tavsiye ediyoruz sevgili izleyicilerimize. Sayın Kübra Kaya, sizin eklemek istedikleriniz var mı? Yine bakım kürleri aklınıza gelen, öğrendiğimiz kürler neler oldu? Ben de aynı evde kendime bal özellikle. Bal çok güzel. Çok hem besliyor hem parlatıyor. Sürekli onu kullanın ve de bitkisel şampuanları tercih etmeye daha çok çalışıyorum. Hani kimyasal daha az oranda. Onun dışında zaten birlikte yapıyoruz biz bakım kürlerimizi kursumuzda. Aynı hocamızın dediği gibi o kürleri uyguluyoruz. Evet. Evde olan basit şeylerle, besleyici şeylerle yapılabiliyor. Çok pahalı ürünler tabii ki olması yani gerek yok. Evet. Hem doğal hem pratik olarak uygulayabilirler. Evet, hem çok zamanımız da almıyor. Hani bir yarım saat, 15 dakika, 20 dakika bekletip yıkayabiliyoruz. 2 haftada bir, 15 günde bir
Yani o sıklıkla yapıyoruz. Onun dışında zaten fazla bir sıkıntı olmuyor. Evet, teşekkür ediyorum. Rica. Yine konumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Argıncık Kurs Merkezimizdeki röportajları da ilerleyen dakikalarda izleyeceğiz. Ama öncesinde son çıkan kitap isimleri ve etkinlik takvimiyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Sanat Aktüel devam ediyor. Etkinlik takviminin ilki 13 Aralık 12-15 saatleri arasında Kadir Has Kültür Merkezi'nde sahne alacak olan Uykum Geri Gel isimli çocuk tiyatro oyunu. 14 Aralık Pazartesi saat 12'de Kayseri Park AVM'de Kaymek tarafından sergilenecek olan geleneksel modern iğne oyaları sergisini gezebilirsiniz. 16 Aralık Çarşamba saat 14'te Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması sergisi ve ödül töreni programı yer alıyor. Birbirine tutunmuş iki küçük el, verilmiş bir söz ve kör düğüm olmuş hayatlar. Kelebekleri seviyorum diye fısıldadım ağacın üzerine konan beyaz kelebeğe doğru gülümseyerek. Sadece bir günlük olan hayatlarına hakim olan o özgürlüğü seviyorum. Onlara imrenirken sevmeyi başardım. Sen yokken daha çok sevdim, senin gibilerdi. Bir vardılar, bir yok, diyor şair Merve Nur Demirtaş dizelerinde. Fakir Baykurt öykülerinde köy yaşamının sertliği, yoksulluk, cahillik, taassup, batıl inanç, sömürü gibi sorunları ele alarak köylünün maddi ve manevi dünyasını toplumsalcı ve gerçekçi bir bakıştan işliyor. Gözlemlerden, canlı tanıklıklardan yola çıkan yazar, günlük konuşma dilini öyküye taşıyarak zaman zaman mizahi bir dil kullanıyor. Bürokrasinin çarkları arasında sıkışan ama içinde de bir umudu barındıran, sıradan insanı yaşadığı yerin atmosferiyle birlikte çarpıcı bir biçimde betimliyor. Doğru, güzel, düzgün ve etkili konuşma, bireyin dışa vuran sesli görüntüsüdür. Bu sesli görüntünün karşımızdaki insanları etkilemesi, onlar üzerinde farkındalık yaratması, konuşmamızla, diksiyonumuzla, jest, mimik ve beden dilimizle, kısacası konuştuğumuz dille Türkçemizde gerçekleşir. Bu kitabın temel amacı kişisel gelişiminizin en önemli ayağı olan diksiyon konusunda sizi her zaman ve hep ileriye taşımaktır. Kayseri'deki kültür sanat etkinlikleri ardından son çıkan kitap isimlerine yer vermeye çalıştık. Sanat Aktüel programı TV1'de devam ediyor sevgili izleyenler. Konumuz bugün Kaymek ve Kaymek'ten çok değerli konuklarımız olduğunu söylemiştik. Saç bakım kursu eğitmenimiz Yasemin Deli Kardeşoğlu'yla söyleşimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam şunu da sormak istiyorum. Kurs bitiminde Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kişiler sertifika alıyorlar. Saç bakım kursunu bitirdikten sonra bu sertifikayla nerede istihdam edilirler? Bu sertifikayla normalde biz kurslarımız 3,5 aylıktı. Yani 288 saatlikti ama bu yıl 600 saatlik bir kurs açıldı. Yani daha uzun bir saat. Daha uzun bir süre artık verildi. Bu bizim için daha iyi. Yani öğrencilerimiz için daha iyi. Çünkü daha çok pratik yapabiliyorlar ve daha iyi yerlere varabiliyorlar. Daha iyi sonuç alabiliyorlar. Çünkü şey de oluyordu değil mi hocam? Birinci dönem bittikten sonra bazı kursiyerler ikinci dönemde devam etme isteğinde oluyorlardı. Buna da gerek kalmamış oldu. Kesinlikle öyle. Tamamıyla devam ettiği için. Evet, çünkü evde yapacak kişileri yok. Haftanın 2-3 günü geliyorlar. Onda da zaten çok yapamayanlar veya çok fazla geliştiremeyenler oluyordu. Bu yönden çok iyi oldu. Buradan aldıkları belgeyle dükkan açmak isteyenler, genelde daha genç diyelim, liseyi bırakanlar veya ortaokulu bırakanlar, bitirenler dükkan açmak isterlerse buradan aldıkları belge sadece çıraklık eğitim merkezlerinde saatlerini düşürebiliyorlar. Normalde 5 yıllık bir eğitimle alabiliyor çıraklık eğitim merkezinde belgelerimiz. Evet. Ama buradan aldıkları zaman saatinde yardımcı oluyor ve çalışmak isteyenler özellikle çırak olarak değil de kalfa olarak, yani bir adım önde başlıyorlar. Normalde bizim meslekler işte yer süpürmeyle falan başladık ama öyle değil. Direkt saç yapmayla başlıyorlar kursumuza gelenler. Evet, evet. Onun dışında daha orta yaşlılar için özellikle. Yine dediğim gibi aflar çıkıyor belli dönemlerde. Bunları takip ettiriyoruz, etmeye çalışıyoruz. Onlara yönlendiriyoruz. Dükkan açmalarını sağlıyoruz, belge almalarını sağlıyoruz. Ama tabii ki buradan aldıkları belge direkt dükkan açmalarına yani yardımcı olmuyor. Yani direkt dükkan açamıyorlar aldıkları belgeyle. Ama belirli kurumlarda, işte güzellik salonlarında, farklı merkezlerde de çok rahatlıkla bilgi ve donanımlarıyla
çalışabiliyorlar. Evet. Yani. Bunun örnekleri de vardır. Var evet. Neye şahit olduk onlarla ilgili? Dükkan açanlarımız var. Evet. Veya çalışanlar var, ortak olanlar var. Yani, çok şükür bu konuda iyiyiz. İyi olduğumuzu düşünüyoruz. Kaymak sağ olsun her kurstan sonra da takip ettiği için gerek istedikleri kariyer merkezimiz, istedikleri yerlere yerleştirmelerine yardımcı oluyor. Veya dükkan açacağı zaman bizlerle konuşuyorlar. Veya güzellik salonlarına daha iyi kişilerle konuşup dükkan açacakları yerleri falan beraber belirliyoruz. O şekilde oluyor. Tecrübeli eğitmeni eşliğinde inşallah kurslar çok renkli bir şekilde devam ediyor diyebiliriz. Kesinlikle öyle. Yine kursiyerinize de sormak istiyorum. Saç bakım kursunu bitirdikten sonra belli bir amacınız var mı? Bununla ilgili ileriye dönük bir iş düşünüyor muyuz? Farklı bir amacımız var mı? Düşünüyorum. Hı-hı. Hani ben zaten önce de geldim dediğim gibi. Evet. Saatimde çok az bir saatim kaldı. Hani tamamlamak açısından da tekrar devam ediyorum şu anda. Daha sonra belgemi, usta öğretecek belgemi almak için devam ediyorum. Daha sonrasında da dükkan düşünüyorum inşallah. Güzellik salonu mu olacak? Daha küçük çaplı bir şey mi düşünüyorsun? Güzellik salonu gibi düşünüyorum ama... Yine tabii böyle ki, bakım kürleri de olacak herhalde, maskeler, tabii ki, evet. Farklı uygulamalar. Aha, evet, kapsamlı bir. Bu yönde yenilik anlamında hani ben farklı olarak şunu yapacağım dediğiniz bir uygulama da olacak mı? Cilt bakım mesela hizmetlerinde. Mesela diğer kişilerin yapmadığı şeyler. Cilt bakım hizmetlerinde de daha çok geniş kapsamlı bir şey düşünüyorum aslında. Şu anda yeni çıkan çok amaçlı makinelerden bir ikisine baktım şu anda. Onlardan düşünüyorum ama... Tabii ki kısmet nasıl olur bilemiyorum şu anda. İlk hedefim tabii ki de belgemi almak. Mutlaka. Belgemi aldıktan sonra bunları düşüneceğim inşallah. Mutlaka bunlar kısmet nasip işleridir. Evet. Kaymak'ın yine hani birleştirici bir etkisi de var. Sadece orada gelip hani belli bilgileri öğrenmekten ziyade kişilerin de arkadaşlıklarına ve dostluklarına da vesile olabiliyor. Evet. Bununla ilgili süreçlerden yine bahsedelim mi? Neler yaşanıyor kurs ortamında? Derslerimiz çok eğlenceli geçiyor. Çünkü bizim bir ağırlıklı uygulama. Oturup da ders işlediğimiz olmuyor. Geliyoruz, direkt başlıyoruz. Genelde... Aile mesela... ortamı gibi diyebiliriz. Hani ücretsiz kurslarınız zaten ücretsiz. Böyle evet. Bir imkanı kişilere sunmaktasınız. Bunun haricinde yine tesislerin güzel imkanları var. İşte çocuklarını oyun salonuna bırakma gibi, oyun odası bölümüne bırakma gibi 3-6 yaş grubu çocuklarını rahatlıkla bırakıp kursa katılabiliyorlar. Evet. Diğer imkanlarınız nelerdir? Dediğiniz gibi bizim için çok avantaj bu 3-6 yaş arası çocukların orada bakılması, ilgilenilmesi. Çünkü genelde ilk doğum yapana, yani ilk defa ilk çocuklarında diyelim özellikle 3 yaşına kadar genelde çok bir çevreleri olmuyor. Yani belli bir yaşa kadar dışarı çıkamıyorlar, işte çocuğa bağlı yaşıyorlar bildiğiniz gibi. O yüzden o tarz oyun odası olması bizim için çok avantaj. Genelde sıkılanlar, kendine bakmak isteyenler dediğim için geldiği için veya psikolojisi hani evde çok iyi değildir de bir şeylerden kaçıyorlar. Genelde onlar da geliyor. Onlar için çok iyi oluyor. Ortamımız çok sıcak, çok hareketli, çok canlı. Hepimiz gülüyoruz bir anda, hepimiz hüzünlenebiliyoruz. Ve çok da güzel bağlar oluyor aramızda. Mesela Kübra'yla ben 2011 yılında Kaymak'ta ilk başladığım sene öğrencimdi. Ben sonra farklı tesislere geçtim. Ama o devam etti. Şimdiye kadar bütün kurslara gitti sayede kurslara. Ve bu sene tekrardan ben Argıncık'tayım ve tekrardan benim kursiyerim. Bizim çok önemli bir şey değil mi hocam? Kesinlikle öyle. Hani bir kursiyerin memnun kalıp, mutlu kalıp tekrar başka branşları da gitmesi, devam etmesi aynı evet, şekilde. Evet kesinlikle öyle. Hem dediğim gibi bizim benimle beraber o da kaymaya başlamış oldu. Kurs dercini de geliştirdi. Daha çok bilgiye sahip olduğunu düşünüyorum. Ve hala biz görüşüyoruz. Görüştüğümüz insanlar da var. Bunlar bizi çok mutlu ediyor. Bizi bırakmıyorlar. Bir yolda gördüğünde bir selam vermesi bile bizim için çok güzel bir duygu. Yani çok güzel zamanlar geçiriyoruz kesinlikle. Evet, evet hocam. Sözün bu noktasında kısa bir reklam aramız olacak. Reklamlardan sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Thank you.
doyum yemek hizmetleri. Siz nerede yemek isterseniz